Merhaba, selamünaleyküm herkese. Merhaba. Ümit Gündük. Evet efendim. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk. Arşın abi. Nereden geliyorsun? Bursa'dan katılıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ayakkabıcıyım. Ayakkabı yapacağım inşallah. 5 dakika içerisinde herhangi bir makinalardan falan yararlanmadan el emeğimizle bayan ayakkabısını sunacağım. Bayan ayakkabısı? Evet. Yaklaşık da 17 pont olması gerekiyor. Eğer yanılmıyorsak. Peki, merakla bekliyoruz. Buyur, başla. Şu an orada nesi var? O kabası mı? Nedir o? Olan... Hangisini Esir abi? Şu ne abi oradaki? Bu onun kalıbı. Kalıbı, ha, evet. İç kalıbı. Ve şu an ondan yapacaksın. Evet, aynı. O kadar. Normalde ne kadar zamanda yapılır sence makineyle falan? Yani... Makinede ortalama koşu bandından öteki banda gidene kadar ayakkabıyı 5 dakika içerisinde onları da çıkartıyor. Okey, bakalım insan evet, eliyle. Abi. Tamam abiciğim, eyvallah. Bugie meravigliose, frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te. Abi bir şey soracağım, bir yandan konuşabiliyor musun yaparken? Tabii konuşabilirim, sıkıntı yok. O ağzına ne attın abi demin? Ne atıyorsun öyle? Ne o? Kivi atıyorum. O zaman nasıl konuşuyorsun aynı anda? İşte bu da bizim bir mesleğin yeteneği. Hadi bakalım. Abi sen öyle buradan o çiviyi yiyormuş gibi gözüküyorsun ya bu arada. Yok ya, yemiyorum. Ağzımda tutuyorum. Oba! Aynı anda kaç tane ağzına atabiliyorsun çivi? Vallahi herhalde 1000 tane olsa ağzım alırsa alırım. 1000 mi? 1000 çivi. Aynı evet, ağzım ne kadar alırsa alırım yani sıkıntı yok. Maşallah abi. Evet. Peki hala senin dükkanda yani elle mi yapılıyor ayakkabılar? Yok, dükkanım yok ya, ben işçiyim. Ha, işçisin? Evet. Şu an mesela senin çalıştığın yerde de elle mi yapılıyor yani, makine yok mu? Makine var. Ama artık makine hani senin işini elinden aldı mı, öyle bir şey var mı yani? Yok, öyle bir sıkıntı yok da. Yani yarı makine yarı sen mi çalışıyorsun orada? Evet, aynen öyle. Yani iş yerinde de mi çivileri sen atıyorsun ağzına, bir makine yok mu? İş yerinde... Benim görevim o değil ya, benim görevim başka bir şey. Sır mı? Söylemek istemiyor musun? Yok, hayır, sır değil de açıklaması biraz zor ya. Şu an ne yapıyor? Şu an ne yapıyorsun? Şu an bunu kurutuyorum şey olsun diye, yani yetiştireyim. Şu an çivi var mı ağzında hala? Var. Kaç tane var şu an? Vallahi 20 tane falan vardı, biraz daha atayım. Ya benle konuşurken ağzına 20 çivi var mı harbiden ya? Var. Bu metanet ondan mı? Tam nerede tutuyorsun? Dilinin altında mı, bu dişlerin önünde mi tutuyorsun merak et. Her tarafta tutuyorum ya, sıkıntı yok. Adam Edirne ciğeri gibi atıyor ağzına ya. Hiç böyle bir... Yutmuşluğu var mı? Yuttun mu abi? Oldu mu öyle bir şey? Yuttum, bir iki kere yuttum. Sonra çıktı mı onlar? Hayır ya, o tehlikeli değil mi? Midede falan çivi kaldı mı? Ne yaptın abi? Çıktı abi. Şu an yuttu bence abi. Şu anda da bence 1-2 tane gitti bak ha. Yok, gitmedi de çıkıyor ya. Allah gecinden versin kardeşim. Vay baksana. Peki böyle elle yapılanlar dayanıklı oluyor mu senin bu ayakkabı? Mesela giysek, yani ben giymesem de yani bayanlar giydiğinde ne kadar dayanır bu? Dayanıklı bir şey mi?
Ya aynen dayanıyor ya. Bir sene garantisi gider. Bir sene. Tabii. Bir sene az değil mi ya? Ayakkabı gitmesi lazım. İmitasyon ayakkabı. Başka ne olacak ki? Ama elle yapınca daha bana gerçek geliyor. İmitasyon gibi gelmiyor aslında. Ya sanki kaliteli... Hayır, bir ayakkabının taklidi demek istiyor yani. Eyvallah da taklidi de... Malzemesine göre değişiyor. Sen şimdi deri getir veya başka herhangi bir yerden getir, daha çok fazla gidecek. Ha, ustam malzeme şu an kalitesiz mi yani? Ya malzeme kalitesiz tabii. Ama çivileri sanki en kalitelisinden almışım. Böyle doyamıyor yemeğe. Atma ya ağzını. Ya şimdi o çiviyi sen çanaktan alsan ne olur, ağzına atsan ne olur? Anlamadım. Aynı mesafe abi. Bak hayda. Yok, nasıl daha çanaktan alacağız ki? Bununla bunu bak. İşte ağzına atarken aldığın gibi. O direkt çanaktan oraya çaksan daha iyi değil mi? Ağzına niye atıyor? Sen bu işten hoşlanıyorsun gibi geldi bana. Yok abi, çanaktan nasıl çanağı mı komple ağzıma boşaltıyor? Kaç senedir ayakkabıcılık yapıyorsun abi? Ortalama 15-16 sene oldu ya. Senin hep böyle 2 yıllık bir tereddüt var. 15-16, 21-22. Yani net cevap vermek istiyorum. Yani bir sene de olsa yalan olmasın. İşte bu. Bu da senin dürüstlüğün abi, helal olsun. Çok güzel gidiyor ha. Nazar değdirdim adam. Yo, inşallah değmez. Bu arada 8 dakika geçmiş. Vallahi 8 dakika Acun abi geçmeyecek de beni muhabbette tuttu ya. Eser mi? Değil mi? Benim Eser abi muhabbette tuttu. Benim yüzümden mi oluyor yani? Ayıptır kardeşim. Abi hiç yavaşlamadın ki, hep hızlıydın, aynı hızdaydın ya. Abi bir de heyecan var. İlk defa sizin gibi insanların, yani bu kadar insanların karşısına çıkıyorum. Ben düğünde bu kadar insan görmedim ki. Düğün dedin, evli misin abi? Evliyim abi, 6 yıllık evliyim. 6 yıllık. Çocuk evet. Var mı? Çocuk yok, Allah daha nasip etmedi abi. İnşallah Allah nasip eder abi. Bitti mi? Vay be. Of be. Evet, Eser sen dakika dakika yaşadın olayı. Yaşadım. Abi bir kere abi, yani bu işçilik konusunda muazzamsın. Yani yani belli ki yıllarca bu işi yapıyorsun ve çok üst düzey bu işi biliyorsun. Muhammed, harika. Evet, gerek çivileri ağzına atışın olsun, onları çıkarma hızı olsun, çakma hızı olsun. Yani ben gerçekten lafa tutmasaydım daha kısa sürede olacağına da eminim. Müthişti. Yalnız şey, yani bir üst tura çıksan bize ne yapacaksın mesela, ne olabilir? Yani şu an bunu görmek, seni tanımak harika, çok da iyi birisin. Eyvallah, Allah razı olsun abi. Eser abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Benim yaşım 31-32. Kutunu tutturamıyor onu. Bir sene hep atıyor yani. Abi, gerçek olan bir şey varsa hayatta dürüst olma gerekiyor. Ne olursa olsun çocuğuna bile dahi dürüst olacağım. Bir şey alıyorsan, alamıyorsan demeyeceğim ben alacağım abi. Şu süper. Bir gerçek. Ben bunun için çıkmadım buraya. Ha. Ben ayakkabı için çıkmadım buraya. Sadece benim idolüm Acun abiyle konuşmaktı. Vallahi. Aynen öyle. Sadece Acun abiyle konuşmaktı. Bizi kullandı ya. İnsanları kullandı. Ama bir şey söyleyeceğim. Neye niyet, neye kısmet kardeşim? Evet. Bütün gün benle konuştun. Ben seni Acun abiyle baş başa bırakıyorum şu an. Sadece iki cümle sadece konuşacaktım Eser abi. Hani demagoji yapmaya gerek yok abi, blöf yapmaya gerek yok. İnsanlar zaten insan tarafı insanlarsınız yani. Sizin karşınızda herhangi bir şey yapmaya gerek yok zaten. Karşıdan bak, Acun abinin bir şeyine şahit oldum, tanıklık ettim ben. Kenan Işık hastalanmıştı. Allah acı şifalar versin, onun programına şeye çıkmıştı. Kim 500 milyar ister? Hollanda ile ilgili bir soru çıkmıştı. Burada deri salonunda kimse bilemez. Arkadaşa sordu, yarışan arkadaşa sordu. Hani o kadar insan tarafı ki deri sormaya gerek yok, bilemezler dedi. Hani öyle bir insanın yanında herhangi bir kesinlikle çok dürüst olmak gerekiyor abi. Hayatında dürüst olamadığın kadar bu an olacaksın abi. Helal olsun. Çünkü bunun geri fisi yok yani.
Bunu gerekçesi yok yani. Ben 6 yıldır eşim burada sesimi duyuyor. Ben 6 yıllık evliyim. 6 yıllık evliyim. O kadar çok çocuk istiyorum ki hangi baba hangi erkek istemez ki bir çocuk sahibi olsun? Hangi bayan istemez ki evlenen çiftler bir çocuk sahibi olsun? Ben 6 yılımı ben buna verdim. Ama Allah nasip etmiyor. Ama Allah nasip etmedi. Ona rağmen benim hayalim Survivor vardı abi. Ve ben çok iyiyim. İnanılmaz derecede ben iyiyim. Bunun altını özellikle çiziyorum. Abi çocuktan Survivor'a nasıl bağladın ya? Ya şunu söyleyeceğim abi. Bana seçeneği sonsalardı, seçenek yapsalardı. Hani çocuk mu istersin Survivor'ı? Eşim sesimi duyuyor. Kesinlikle Survivor'ı derim. Aradaki mesafe bu yani abi. Yani o kadar çok istiyorum ya. Sen bir kere Survivor'ı bir kere istiyorsan, iki kere istiyorsan, ben 50 kere istiyorum abi. Bedel ödüyorum, gidiyorum abi. Bu kadar yani. Abi ben, ya ben şeydeyim yani. Çok acayip ya. Bir şey yapabilirsin, hem çocuk da yaparsın, kariyer de. Niye öyle diyorsun? Yani sen şey yap abi, yani çocuğu da yap, Survivor'a da gidersin yani. İkisi, abi ben o ikisi kadar kıyas, bağlı... Hayır, ikisi kıyaslanabilecek bir şeydir yani. Çocuk veya Survivor diye hayatta bir abi, şey olmaz. Ayakkabı hani orada duruyor 500 yani. Tane mi başvuru var? Misal, 2000 tane mi başvuru var? 2000 tane yani misal, adam %60 mı istiyor? Abi ben 200 istiyorum ya. %200. Evet, yani ucuna o kadar mı? Yani. He, bu kadar insanların önünde şunu söylüyorum. Eğer ki ben azıcık da performansım düşükse, Acun abi beni kulağımdan tutsun, sınır dışı etsin. O kadar garantiden ölüyor. Çok Survivor konuşulacak bir yerde değiliz tabii ki şu anda. Hani evet, sezon başlamadı biliyorsun. Ben şimdi senin telefonunu zaten arkadaşlara aldıracağım. Evet. En azından seçmeler olduğu zaman seni ararlar, seçmeye gelirsin, olur mu? Bilmiyorum abi. Hayır, ben bir kere senin bir programa karşı bu kadar istekli olmanı normal karşılamıyorum. Ben hayatta kadercilik olduğunu düşünüyorum. Her insanın bir kaderi var. Evet. Hepimiz onu yaşıyoruz. Ben şu anda duyduğun üzüntüye de karşıyım. Döktüğün gözyaşına da karşıyım. Ben sana şöyle anlatayım. Hayatımda çok büyük kayıplarım oldu. Şu anda iyi pozisyonda olabilirim. Ama senin şu andaki Survivor isteğin bana tek kelimeyle komik geliyor. Anne babamı kaybettim 20 yaşında. Hayır. Bir dakika, öyle benimle. Sen şu anda bir yarışma programına, bir eğlence programına katılacağım diye burada gözyaşı döküyorsun. Ve bana göre çocuğundan da diyorsun ki olmasa da olur diyorsun. Evet. Yani bana göre son derece yanlış bir yoldasın. Son derece yanlış bir yoldasın. Bizimki bir eğlence programı. Şöyle düşünebilirsin. Ben de futbolcu olmak istiyorum acayip derecede. Ne yapalım? Milli maç var. Milli takımda oynamak istiyorum. Oynatmıyorlar bak beni de. Evet. İstiyorum ama. Ben de çok istiyorum milli takımda oynamak. Hadi oturup ağlayayım beni milli takımı almıyorlar diye. Yani burada sen mesela belli özelliklerde insanların alındığı bir yere hani evet, bu şekilde çok istekliyim deyip de girme şansın olamaz zaten. Ben bir abin olarak şunu tavsiye ediyorum. Bu dünya gelip geçici ama sen belli ki hayatında büyük acı yaşamamışsın. Dünyada senin Survivor isteğinden çok daha büyük acılar var. Allah sana onları yaşatmasın. Amin. Şey yapalım. Oyla biraz tadımız da kaçtı. Seni de oylamamıza gerek yok. Zaten sen Survivor başvurusuna gelmişsin. Yanlış anlama, ben yine aratacağım seni. Evet. Survivor seçmesine gideceksin. Evet. Yani en azından seçmede olacaksın. Tamam, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz.